Telefon Koyuk denebilize merhaba arkadaşlar. Ben Mert ve bugün sizlerle CSGO'da skin hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Bu siteyi gençler açıklama kısmında bulabileceksiniz. Linkini aşağı koyacağım. Site gayet güzel bir site. Yani buradan programı indireceksiniz. Öncelikle hemen şuradan sayfamızı aşağı indiriyoruz. Şurada pembe buton gördüğünüz gibi. Buna basıp indiriyorsunuz gençler. Gördüğünüz gibi hemen basınca indiriyor. Ben tabii ki de indirdim, iptal ediyorum. Şimdi bununla işimiz bitti. Şimdi bunu rarı geliyoruz gençler. Çıkartıyoruz. Masa üstüne çıkarmayı biliyorsunuz. Direkt rar bu mesela. Masa üstüne çıkartıyorsunuz rarı gördüğünüz üzere. Ondan sonra bu programa giriyoruz. Arkada CS'miz açık. Gördüğünüz gibi CS böyle açık. Şimdi CS'den istediğimiz bir yeri açıyoruz. Ben atölyeden şu map'i açacağım. Tamam, şimdi bot yok diyelim. Devam et diyelim. Bu burada açılıyor gençler gördüğünüz üzere. Hemen açılsın. Evet. Gördüğünüz gibi açılıyor hızlı bir şekilde. Gençler bilgisayardan da video çekmeye başlayacağım artık. Program buldum gördüğünüz gibi Bandicam tabii ki de. Bununla çekmeyi düşünüyorum. Videolar tabii ki de gelecek bilgisayardan. Güzel olacak. Böyle VS olsun, server'a girme tarzı, hani eğlence falan tarzı. O tarz videolar da gelecek. Harika olacak inşallah. Haritamız bir açıla dursun aşağıdan. Sitenin linkini ben size vereceğim dediğim gibi. Evet. Gençler. Öncelikle ben size neyi göstermek istiyorum? Neyi göstermek istiyorum? Açılsın göstereceğim ama. Şimdi T'ye geçelim mesela. Gördüğünüz gibi elimde Glock var. Hiçbir skin yok. Bıçak normal. Glock. Hemen gelelim mesela AK'yi alalım. Gördüğünüz gibi düz. Ve bunu alalım. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Gördüğünüz gibi SSG boş. AWP. AWP gördüğünüz gibi normal AWP. Gördüğünüz gibi normal değil mi? Her şey olması gerektiği gibi. Yani hiçbir skinimiz yok. Beretta'da da yok. P250'de de yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Deagle'da da yok. Evet, şimdi gelelim. Hilemiz nasıl yapılıyor? Hemen hızlıca şunu aşağı indireyim. Şimdi gençler şöyle bir şey olacak size. Şu changer. Giriyoruz hemen buna çift tıklayıp çalıştır diyoruz. Pasifimizi kapatıyoruz. Şimdi şu aşağıdaki şu iki bar gördüğünüz iki bar dolması gerekiyor. Dolduktan sonra şuradaki şu butona tıklıyoruz. Ondan sonra buradan üsttekine tıklıyoruz. 3 anla başlayan tıkladık. Ondan sonra açılacak. Bir ekran gelecek. Harika. Hilemiz gördüğünüz gibi çalışmaya başlayacak şu anda. Ekran gelmesini bekliyoruz. Evet geldi. Gördüğünüz gibi skin changer diyor. Şu ortada kocaman bir daire var. Buna basıyoruz. CSGO dedi gördüğünüz gibi. Tamam. Oldu. Bu kadar. Şimdi bu program kendi kendini kapatacak. Gördüğünüz gibi kapandı. Hemen CS'imize geri dönüyoruz. Oyuna devam ediyoruz. Evet. Şimdi biraz bekliyoruz gençler. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bakın şimdi. Evet. Daha yeni bir şey yoktu. Şu an M9 bayonet var elinde. Deagle'a bakın. Evet. SSG. Daha yeni bunların hepsi normaldi. Hatta şu şekilde göstereyim. Satın alma menüsünü. Gördüğünüz gibi düz hiçbir şey yazmıyor. Ama elime alıyorum AK Vulkan. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yazmıyor. Ama alıyorum elime. Cyrex. Mesela AP'de hiçbir şey yazmıyordu. Asimov gördüğünüz üzere. Glock'a bakalım. Gördüğünüz gibi Glock Fate. Peki ben bunları nasıl yaptım? Harika bir soru. Şimdi İstediğimiz silah geliyoruz. Glow aldık mesela. Mouse'umuzdaki home tuşuna basıyoruz gençler. Böyle bir yer açılıyor. Buradan weapon. Zaten elinizdeki hemen Glock olduğu için Glock gelecektir. Skin. Hangisi? Mesela ben solgun yaptım. Ruhlar. Şimdi Glow'umuz değişti gördüğünüz gibi. Kapatalım. Gördüğünüz gibi Glow'umuz ruhlar oldu. Home tuşuna bir daha basıyorum. Buradan skin'e. Solgun yapıyorum.
Menüyü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi glow'umuz solgun oldu. İstediğimiz skin'i ayarlayabiliyoruz. Mesela at bunu baba. Mesela AK'ye çekelim. Volkan. Home tuşuna basıyorum. Volkan'a geliyorum. Sertleştirilmiş kasa diyorum. Menüyü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi sertleştirilmiş kasa oldu. Peki. Mesela SSG'yi aldım. Benimki böyle. Siz değiştirebilirsiniz. Hemen AK'yi değiştireyim. Home. Geliyoruz. Volkan. Yapıp menüyü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi Volkan oldu. Peki bunu ben nasıl yaptım? Tabii ki de hile sayesinde. Envanterimde ilk başta gösterdiğim gibi hiçbir şey yok. Bıçağı nasıl aldım peki? Home'a basıyoruz gençler. Şurada knife menüsü var gördüğünüz gibi. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela kancalı bıçak yapalım. Gördüğünüz gibi kancalı bıçak. Peki ben bunu skin'i nasıl ayarladım? Kancalı bıçağa geliyorum. Home tuşuna basıyorum. Gördük. Kancalı bıçak skin Doppler diyor. Mesela ben bunu şuradaki Doppler yapmak istiyorum. Menüyü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi mavi. Gene elimdeyken Home tuşuna basıyorum. Knife menüsünden Karambit'i seçiyorum. Menüyü kapatıyorum. Normal Karambit. Peki ben bunu skin nasıl yapacağım? Home tuşuna basıyorum. Elimde Karambit varken. Skin'e geliyorum. Doppler diyorum. Menüyü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Karambit Doppler. Gördüğünüz gibi Karambit Doppler. Home tuşuna basıyorum. Knife mesela bu sefer ne yapalım? Bayonet yapalım. Bayonet diyorum. Menüyü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bayonet elimde. Home tuşuna basıyorum. Skin'i değiştirmek istersen buradan solgun yapabilirim istersen. Gördüğünüz gibi Karambit. Ay Karambit diyorum. Bayonet Fade. Ondan sonra ben tabii ki de sertleştirilmiş kasayı kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sizin için mesela Doppler yapalım. Bu Doppler nasılmış? Gayet güzel. Gayet hoş duruyor gördüğünüz gibi. Kırmızı kırmızı. Şeydeki Türkcan'daki şeye benziyor, sucuğa benziyor. Tabii Türkcan izlemiyordur ama izliyorsa ona da selam olsun. Para vermedik biz, sen para verdin. Ama tabii onun ayrı bir şekli oluyor. Ve bu hilenin ban yeme riski yok gençler. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Mesela şimdi benim elimde ne var? Glock. Glock alalım elimize. Glock Fade var değil mi? Mesela AWP Asimov var. Ben bunu attığım zaman arkadaşıma normal AWP gibi gözükecek. Sadece bu benim için. Ama arkadaşımda mesela bu hile var. Attım. Arkadaşımda hangi skin ayarladıysa o var. Ben bu glow attım. Arkadaşıma normal blok olarak gidiyor. Bu hile sadece sizin için geçerli. Ondan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi harika bir hile. İstediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu dopları değiştirmek istiyorum. Yani bu şekilde istediğiniz gibi para vermeden benim amacım tabii ki de bu amacım ne? Ben bu skin'i niye kullanıyorum? Skin'i görüp gaza gelmek için tabii ki de. Yani başka bir sebepten kullanmadığım için sadece bende görünmesi bana yetiyor. Yani sizin için de böyle olmasını tavsiye ederim. Gençler, evet bu şekilde yapılıyor gördüğünüz gibi. Menüyü bir daha açmak istiyorum. Home tuşuna basıp bu Doppler'ı değiştireceksiniz mesela. Geliyorsunuz. Şuradaki Doppler'ı seçelim mesela. Karambit'te bir sürü Doppler çeşidi var. En üstten bir üstündekine bakalım mesela. Bu biraz daha değişik. Üçüncüye bakalım. Böyle kendiniz kafanıza göre değiştire değiştire. Hangi bıçak, hangi skin hoşunuza gidiyorsa bunları teker teker ayarlayabilirsiniz. Zaten ayarlamanız 3-5 dakika süreceği için çok basit bir işlem ve çok yani zevkle yapacağınız bir şeydir. Umut ediyorum yani. Ben tabii ki de Karambit Doppler'ım bu güzelmiş. İstediğinizi değiştirebilirsiniz gençler dediğim gibi. Gayet güzel. Evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.